Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Buzağı kayıplarının önlenmesi çalıştayının sonuç değerlendirme toplantısında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Akıbaba, küçük ve orta ölçekli işletmelere çok önem vereceklerini belirterek, inşallah 2018'den itibaren göreceksiniz nasıl destekler veriliyor, Tarım Bakanlığı'nın personeli seferber olacak dedi. Küçük ve orta işletmelere çok önem vereceğiz. Ve inşallah 2018'den itibaren göreceksiniz ya nasıl destekler veriliyor. Tarım Bakanlığı'nın bütün elemanları biraz önce Sayın Valim'in dediği gibi seferber olacaklar. Nasıl bir anne, hamile bir anne kontrol altında tutuluyorsa bizim de gebe olan develerimiz kontrol altında tutulacak. Ve mutlaka ve mutlaka buzağların aşıları bedava olacak. Yani bu zamana kadar, 1 Ocağı kadar, şu anda ben emir verdim ama biz 1 Ocağı beklemek zorundayız. Bunu mesela aşılar yapılırken haklı olarak veteriner arkadaşlarımız aşı yaptıkları her hayvan için ücret almak zorunda kalıyorlar. Ama biz dedik ki veteriner arkadaşlarımızın hakkıdır bu, doğrudur. Ama bizim vatandaştan almamız bu doğru değildir. Aşı parası almamız doğru değildir. Bunların hepsi tek tek hallolacak. Şu anda 5,5 milyon bizim şeyimiz var. Buzağımız var. Anamız var. Bu anayı 6,5 milyona çıkarmamız lazım. Bu anayı 6,5 milyona çıkarmak için bizim 1 milyon düveye ihtiyacımız var arkadaşlar. Biz ne yapıp yapıp 2018 ve 19 yılında biz 1 milyon düveyi Allah'ın izniyle bu ülkeye kazandırdığımız takdirde bizim işimiz evvelallah zor değil. Ama 2018'de bizim besi için vereceğimiz destek 50 büyük başın altındaki herkes içindir. Yani ruhsatı olan hangi kesimhanede kestirirse kestirsin o 250 lira destek alacaktır. Şanlıurfa'yı Türkiye gündemine taşıyan Büyükşehir Belediyesi bu kez Almanya'da faaliyet gösteren 52 turizm acentesinin temsilcisini Şanlıurfa'da ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Urfa'da misafir edilen acente temsilcilerine bölgenin tarihi ve turistik bölgeleriyle Şanlıurfa'nın turizm potansiyeli tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtıma yönelik atakları devam ediyor. Son dönemlerde bölge değerlerine yönelik tanıtımlarıyla Şanlıurfa'yı Türkiye gündemine taşıyan Büyükşehir Belediyesi bu kez Almanya'da faaliyet gösteren 52 turizm acentesi temsilcisini ağırladı. Konuklara Şanlıurfa'yı tanıtan slaytlar ve sunumlar gerçekleştirildi. Urfa, kültürün, medeniyetin, tarihin, müziğinin, estetiğin, diyanetliğin merkezi. Doğru bir yer. Sezen Abla Işık Doğu'da yükseliyor. Hakikaten Işık Doğu'da yükseliyor. Bence Işık Urfa'da yükselmiş. Göbekli Tepe'de 12 bin yıllık tarih belirlendi. 12 bin yıllık tarih belirlendi ama o tarihin o noktaya gelebilmesi için İnsanların o inanca, o muhteşem eserleri ortaya koyabilmesi için en az 3-5 yılında bir bilinçlerinde olması lazım. Urfa'ya baktığımızda bir taraftan Hamfettin'in o muhteşem yapısı, öbür taraftan Taflama Vadisi, Sinek'teki akıl öncesi ve maalesef bu konuda kendimizi biraz eleştirmemiz lazım. Taflama'na iyi bir şekilde tanıtamamış durumdayız. İnşallah Sivri Belediyesi'yle birlikte kültür müdürlüğümüzde Tamporan Hakkı'ya götüreceğiz. O muhteşem yapısını. Öbür taraftan Arvan'daki yine 1945'li yıllarda Erzurum
ve 850 sene önce böyle bir zerrevat patladığında ve Şam kalırına bağlı diyen Harvard Üniversitesi'nin muhteşem medeniyetine insanların parfümünü de aileliğiyle keşfettiği çağımızda burada 800 sene önce parfüm imkanlarının olduğu, insanların tuvaletleri yeni yeni keşfettiği, sebeçe keşfettiği çağımızda 800 sene, 1000 sene önce Harvard Üniversitesi'nde o öğrenci tuvaletler dünyanın ara olduğu muhteşem bir medeniyet. Amazon mozaiklerinde orta ölçü göreceksiniz. Elindeki dinler, bütün hayvanlara yapmayan vahşi hayvanları evcilleştirdiği, bu şehrin geçmişinden bugüne gelen müzik kültürünün altyapısını da teşkil etmektedir. Biraz önce dediğim şu külliye ve medresede İstanbul okulunun eğitime verdiği konumu orada görebilirsiniz. Cami, medrese, han, hamam, işçe, bir medeniyetin orada sizleri bekliyor. Şu anda Şanlıurfa'nın kulesinde kültür sanat yani Şanlıurfa'nın sanatı ve sanatını orada görebilirsiniz. Her bir odada bu esnaflarımızın orada uygulamalarını yarın inşallah bir gezerek göreceksiniz. Buradan gezeceğiz. Sosyal pazarı hemen bizim Gümrük Han'ın ön tarafta iç taraftadır. Gümrük Han da yine önemli bir Osmanlı mimarisine örnektir. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç Şanlıurfa'daki öğren yerlerini ziyaret etti. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri işbirliği çalıştayına katılmak için geldiği kentte tarihi ve turistik mekanları da incelemede bulundu. İlk İslam Üniversitesi'nin kalıntılarının bulunduğu tarihi Haran ilçesindeki öğren yerlerini gezen Saraç, burada Haran Üniversitesi öncülüğünde yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin Haran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltı'ndan bilgi aldı. Daha sonra Merkez Eyübi ilçesindeki Hazreti Eyüp'ün bir dönem çile çektiği rivayet edilen makamı ziyaret eden Saraç, burada da bir süre dua etti. Kentin simgelerinden tarihi balıklı gölleşmesinde gezen Saraç, buradaki balıklara yem attı ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda incelemelerde bulundu. Saraç, burada da gazetecilere yaptığı açıklamada kente bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tabii ki gezdiğimiz yerler etkileyici. Buradaki yerlerin ülkenin kalkınmasına, turizm dolayısıyla vesilesiyle kalkınmasına katkı sağlaması önemli. Burada da üniversitelerimizin, tabii ki Harran Üniversitemizin pozisyonu üstlendiği rol öne çıkıyor. Sayın Rektörümüzden işte arkeoloji bölümünün bu üniversitemize ne kadar güçlü olduğunu eğer kendileri bunu ifade ettiler ama biz de üstümüze düşen takviye, kadro noktasında takviye edilmesi noktasında bizim üstümüze düşen bir husus varsa hazır olduğumuzu ifade ettik. Bilimsel bir zeminde bu bölgenin inanç turizm olarak adlandırıyorlar. Bu turizm faaliyetlerine de öne çıkmasını biz de isteriz. Bunun için de üniversitemizin tabii bir öncü rolü üstlenmesi de beklenilen ve o beklenilen rolü üstleniyor. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesi'nde Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesi'nin temelini attı. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesi'nde Eyüpiye Belediyesi'nin katkılarıyla yapımına başlanan Şeyh Abdüsselam El Haznevi Medresesi'nin temelini attı. Muradiye Mahallesi'nde yapımına başlanan medresenin temel atma törenine Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyh Abdüsselam Haznevi, Şeyh İzzettin Aksan, Şeyh Şükrü'nün oğlu Şeyh Abdülvahap, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kanaat Önderleri, Muradiye Mahalle Muhtarı Mehmet Alak, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temeli atılan ve başta Muradiye Mahallesi olmak üzere çevre mahallelerinde büyük ihtiyacını karşılayacak olan medresenin temeli dualar eşliğinde atıldı. Toplam 4 kattan oluşan medrese, içinde Kur'an kursu ve öğrenci yurdunu da barındırıyor. İkinci bodrum katta 4 adet depo, 1 kazan dairesi, birinci bodrum kat ve zeminde 1 adet mescit, idare, misafirhane,
9 adet 12 kişilik, 1 adet 20 kişilik dersek ile bir kütüphane, birinci katta da 9 adet 4 kişilik, 1 adet 8, 1 adet de 6 kişilik yatakhane, ikinci katta bir yemekhane ve konferans salonunun barındıran medrese toplam 350 metrekarelik alanı kapsıyor. Medresenin temel atma töreninde konuşan Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeye yatırımların süreceğini belirtti. Şeyh Abdülselam el-Haznevi ise medrese yapımına sunduğu katkıdan dolayı Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Özürlü ettiği sonra adlarını yapacağımız medresenin inşallah temel atma törenindeyiz burada. Öncelikle Rabbimize hamdü senalar olsun. Yani içinde bulunduğumuz ortam açısından baktığınızda özellikle manevi yönden bir açlık var. Bu açlığın giderilmesi konusunda da çok değerli kanaat önderlerimiz, büyüklerimizin ciddi çabaları var. Bunlara bir nebze de olsa bizim katkıda bulunmamız bizim adımıza da sevindirici bir durum. Bir başka teşekkür de şimdi artık böyle yerlerin temel atmasını rahatlıkla yapabilmemize olanak sağlayan ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey, bir anda bir araya gelip böyle bir medresenin temel atma törenini yapamazdık. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz aşamayı da göstermiş oluyor. Ben bu vesileyle buraya katılan, katılım gösteren çok değerli büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yoğun emek verecek olan, bundan sonraki desteklerini de sürdürecek olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi bir belediyesi olarak, belediye başkanı olarak da bu tarz çalışmaların yanında her zaman olmaya devam edeceğini söylüyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammedin el-Meb'usi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi tayyibin tahirin ve sahabatihi sadihin. Ve men da'a bi davetihi ila yevmiddin. Yusurruni en eşkura mesai رئيس البلدية محمد إكنجي على مساعيه الطيبة والخيرة وتعاونه على إقامة هذا المدرسة وهذا الفرس الكريم. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفق كل الذين قاموا بخدمة هذه المدرسة. Tek liste halinde gidilen Cumhuriyet Halk Partisi, Haliliye İlçe Kongresi'nde Avukat İbrahim Halil Alagöz başkan seçildi. Eski belediye başkanımız sayın. Değerli arkadaşlar, biz 10 gündür her gün 2 tane ilçe kongrelerimizi yaptık. 9 tane ilçemiz bitti, tek Harfet ilçemiz kaldı. O Harfet ilçemizde Aralık 23'te ama bugün Haliliye İlçe Kongremiz var. Yarın Karaköprü İlçe Kongremiz var. Pazar günü de Eyüp İlçe Kongremiz var. İlçe kongrelerimizi bu hafta sonu itibariyle bitiriyoruz. Ondan sonra aynı 23'ünde Harfet İlçe Kongremiz olacaktır. Ve ayın 30'unda da İl Kongremiz olacaktır. Bu kongrelerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni eder bütün Şanlıurfa halkına ve Cumhuriyet Halk Partileri ve bizlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İl teşkilatımız bizi bu göreve layık gördüler. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün sizin de bildiğiniz üzere herhalde bir yarım saate kadar başlarız. Şanlıurfa Haliliye İlçe Başkanlığı için kongreye gidiyoruz. Yarın Karaköprü ilçemizin kongresi olacak. Ertesi gün, pazar günü de Eyüp'e ilçe yönetimimizin başkanımızı seçmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah bizi utandırmasın. Tüm Şanlıurfa'dan, tüm Türkiye'den, 7'den 70'e herkesten destek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Kabul etmeyenler gönderilmiştir. Teşekkür ederiz. Dinoğlu Aydın'ın ikinci başkanlığı Ahmet Budak. Şanlıurfa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan organik yeşil zeytin tezgahlardaki yerini almaya devam ediyor.
Şanlıurfa'da yaz mevsiminde sabah kahvaltısı sofrasının baş köşesinde isot geliyor. Ancak kış mevsiminde bunun yerini zeytin alıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek ekmek bandırmak suretiyle tüketiyor. Oldukça lezzetli olan zeytinlerimiz her sabah sofraların vazgeçilmesi oluyor. Şanlıurfa'nın birçok yerinde zeytin tezgahları kuruldu. 15 çeşidin satıldığı tezgahlarda zeytinler çizilme ve kırılma şekline göre 4 ila 12 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor. Şanlıurfa'da 28 tane tezgahımız var. Ortalama yılda diyelim 40 gün sürüyor zeytin sezonumuz. 3 bin ton senede yani rahat tüketiliyor zeytin Şanlıurfa'da. 3 bin ton rahat tüketiliyor çünkü 50 gün sürüyor. Ortalama diyelim haftada her bir tezgahımız 10 ton rahat getiriyor yani. Bunu 40 gün 50 gün 3 bin ton rahat zeytin tüketiliyor Şanlıurfa'da. Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 mahallede çalışmalarını tamamlarken 3 mahallede ise stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını ummalı şekilde sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını bir bir tamamlayarak yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Açık Yazı, Pırpır, Çekçek, Çiçekli ve İlici mahalleleriyle Ulağan Mahallesi Erenler Mezrası'nda stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı. Kış öncesi yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ben Ballıca köyündeyim. Ben İsa Çiftçi. Ben Haliliye Belediyesi'nden bu yollarımıza yapılıyoruz. Haliliye Belediyesi'nden çok teşekkür ederim. Fen işleri ekibinden çok teşekkür ederim. Halil Çiftçi, Ballıca köy muhtarı. Ekiplerimize, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çünkü hizmetlerinden dolayı. Köyümüzde ancak çamurlardan çocuklarımız okula gidemiyordu. Okullarımızı yaptı. Camimizin ön tarafını yaptı. Köyümüzün sokaklarını, bütün köyümüzün sokaklarını yaptı. Mezrelerimizi de en güzel şekilde yaptılar. Tevzi Bey'e bir de ekibine teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Çimen yaralandı. Kaza akşam saatlerinde İpek Yolu Mahallesi'ne meydana geldi. Mehmet Çimen'in kullandığı 63 TD 876 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Mehmet Çimen yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedavi alındı. Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, Ankara temasları hakkında açıklamalarda bulundu. Biz arkadaşlarımızla beraber Ankara'da yaklaşık bir 10 gün üstünde bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Çalışma ziyaretinde bulunduğumuz Sayın Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla beraber Sayın İsmail Esin, Mustafa Karagöz, Süfyan Gül, Mehmet Özbek, Mustafa Sınav'a bir çalışma ziyaretimiz çok da ciddi verimli Sayın Bakanımızın başkanlığında verimli geçti. Tabii çalışma alanımız içerisinde baktığımız zaman Sayın Bakanımız Ahmet Reşat Fakı Baba bizim içeri
büyük bir şans ülkemiz için, ilimiz için büyük bir şans. Gerek yapmış olduğumuz bazı iş yerlerimizle ilgili çalışmalar, yeni yapacağımız iş yerleriyle ilgili çalışma noktasında onun ilgili mercilerde görüşülmesi, sorunlarımızın çözüm noktasında Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey ile görüşme yaptılar. Bu akabininde çalışma halen devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çözüldüğü zaman gerek yapmış olduğumuz yeni iş yerleri, gerekse yapacağımız iş yerlerinin esnafımızın rahatlatacağına biz yürekten inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede neticelenirse burada kiracı olan, yeni yetişen genç kardeşlerimizin de bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında belediyemizle biz yine Evren Sanayi Kooperatifi aracı görev görerekten iş yeri sahibi olmalarını sağlamaya çalışmak. Onun dışında da bölgemizde Evren Sanayi sitesiyle birlikte gelişen 14-15 tane küçük sanayi sitesi kooperatifi oluşmakta. Gerekse bölgemizde yine baktığımız zaman 1. Ölsebe, 2. Ölsebe, 3. Ölsebe, onun dışında kadar Ölsebe bu ciddi anlamda da konut ihtiyacı oluşturmakta. Şimdi tabii biz isteriz ki bölgemizde uydu kent şeklinde oluşsun. Burada gerek iş faaliyetini gösteren esnafımız, çalışanlarımız şehrimize hiç inmesin. Hem konutları bu bölgede olsun, hem iş yerleri bu bölgede olsun. Bu noktada da TOKİ Başkanımızı, Sayın Bakanımızın başkanlığında ziyaret ettik. Ben şahsım Urfa'm adına, esnafım adına, Sayın Bakanımız Ahmet Eşler Fakı Baba'ya her zaman saygı ve minnetlerimi arz ediyorum. Şimdi neden dersek, onun tek derdi Şanlıurfa, Urfa'yla yatıyor, Urfa'yla kalkıyor. Tabii ki şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bakanı ama niyetle de Urfa'lı bir bakanımız. Bu bizleri mutlu ediyor. Biz kendisine çalışmalarında Yüce Yaradan Mevlam'dan yardımlarını etmesini diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah diyoruz. İnşallah bu bölgemizde kısa süre içerisinde çalışmalarımız neticesini kendisinin başkanlığında daha geniş kapsamlı sizlere arz ederiz kamuoyuna. Hilvan'da mülki idare amiri ve yerel yöneticileriyle kurum amirlerinin katıldığı halk buluşmaları devam ediyor. Hilvan Kaymakamı Halit Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve İlçe Müftülüğü'ne bağlı VAİS Halk Buluşmaları programı kapsamında Hoşin Kırsal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi. Mahalle camiinde birlikte kılınan yatsı namazının ardından aile değerleri ile ilgili konuşan VAİS Süleyman Bür, günümüzde etkin şekilde kullanılan sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. İslam dünyası olarak birçok sıkıntıların içerisinden geçmekte yaşıyorlar. Bu sıkıntılar hem maddi sıkıntılardır, hem de manevi sıkıntılardır. Maddi olarak çektiğimiz sıkıntılar, onlara da işte Suriye'nin hali, Irak'ın hali, Yemen'in hali. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan ve 13 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen Yeşil Direk projesinde sevindirici gelişme nihayet meydana geldi. Konuyla ilgili de açıklama yapan mahalle muhtarı Ali Demir açıklamalarda bulundu. Ben Yeşil Direk mahalle muhtarıyım. Yaklaşık bizim mahallemiz 2004 yılından bugün 2017'ye. 13 yıldır kentsel dönüşüm altında. Bizim insanlarımız mağdur. Bugün 13 yıldır hiç kimse evine bir çivit çakmadı. Gelen belediye başkanlarımız, giden belediye başkanlarımız bize söz verdiler. Kentsel dönüşüm altında, kentsel dönüşüm altında. Fakat gerçekleşmedi. Ben yaklaşık 15 gün önce Sayın Bakanımızın yanına gittim. 3 gün orada kaldım. Bana söz verdi.
dedi bu sizin mahalleyi en kısa zamanda çözeceğiz. Ve dün akşam saatlerinde Sayın Bakanımız beni telefonla aradı. Muhtarım gözün aydın sizin mahalle gerçekleşti. TOKİ ile beraber toplantıyı yaptık. Şimdi ben toplantıdan çıktım. Müjdeyi sana veriyorum. Çok sevindim. Çünkü 13 yıldır insanlarımız mağdur. Şimdi bizim mahallede 1341 ev. Bunlar kentsel dönüşüm altında 1341 ev. 1341 ev. Bu bakanımızın ifade ettiğine göre karayollarından yani Nisan ayında 2018'in ilk aylarında Nisan ayında karayolları ve halı sahanın yerinde temel atılacak. 2018'in Nisan ayında. Dördüncü ayında temeli atacak. Bunlar Sayın Bakanımın ifade ettiği 196 ev diye bölünmüş. İlk temel atılacak karolar yerinde 196 tane evin temeli atılacaktır. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sağlık ocağından bilgisayar çalan ve kimliği kameralardan saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı. Akçakale ilçesinden geçen hafta yeni mahallede bulunan Kinoğlu Sağlık Ocağı'na geçen hafta giren bir kişi, içeride bulunan iki bilgisayar ile doktorlara ait bazı malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlığın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi belirlenerek gözaltına alınan A.Ö. sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa'da madde bağımlısı genç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şanlıurfa'nın Evliye ilçesi Açık Su Caddesi civarında bulunan kavşakta madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Evet ve şimdi de Batman ve Mardin yöresinde kendisine has tadıyla bilinen mezrone üzümü bağ bozumunun ardından pekmeze dönüşümünü ekranlarınıza taşıyoruz. Batman ve Mardin yöresine ait ve kendisine has tadıyla bilinen mezrone üzümünde bağ bozumu heyecanı yaşanır. Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak yetişen ve sonbaharda hasadı yapılan kalitesiyle bilinen ve ince kabuğuyla ağızlarda tat bırakan mezrone, üzümü bağlardan toplandıktan sonra özel havuzlarda sıkılarak üretilen şıladan pekmez elde ediliyor. Bağ bozumu zamanı başlamıştır. Pekmez üzümü zamanıdır. Bu üzüm adı mezrone üzümüdür diyoruz. Bölgemize has olan bir üzümdür. Mardin bölgesine has olan bir üzümdür. Bu üzümün pekmezi çok güzeldir. Daha önce budama yapıyoruz. Ondan sonra ilaçlama, sürmesi yapıyoruz. 200 sefer ilaçlama yapıyoruz. Şimdi pekmez zamanıdır. Mezrone üzümü bizim bölgemizde Gercüş, Mardin'in bazı ilçeleri Midyat, hatta Ömerli, Yeşilli gibi bu hatta uzun yıllardır çiftçilerin kullandığı bölgemize has bir üzüm çeşidi. Bu çeşit şıralık bir çeşit olup geç dönemde olgunlaşmaya başlamakta. Çiftçilerimiz tarafında ürün çeşitlendirilerek pestil, sucuklu, ceviz gibi hatta pekmeze dönüştürülerek değerlendirilmektedir. Ayrıca sofralık olarak da zaten kullanılmaktadır.
Bu çeşit, çeşitli en son olarak milli çeşit listesine kaydettirdik. Şu anda milli çeşit listesinde. Bunun kaybolmaması için de biz 2 yıldır düzenli olarak aşılama yoluyla çoğaltma yoluna gidiyoruz. Ayrıca coğrafi işaret konusunda da Batman ilimizin diğer paydaş kurumlarla ortak çalışması var. Bunun coğrafi işaretiyle ilgili çalışmamız var. Şu anda verimi yüksek, sofralık değeri yüksek, başka da üründe çevrilebilir. Ve bu tahta haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünce dek hoşça kalın. Thank you.